Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Defne'deki merdiven konusu önemli bir husus, önemli bir yer arz ettiği için bunu konuşmak istedim. Birkaç arkadaşımız da bununla ilgili bize fotoğraflar göndermişti. Hem onlara cevap olsun hem de genel anlamda diğer arkadaşlarımıza bir fikir anlamında tecrübemizin yettiğince size bir şeyler anlatmaya çalışacağız bu hususta. Şimdi merdiven olan yerde birkaç husus var. Her merdiven define değildir. Bunu söyleyeyim. Merdivenler direkt olarak, direkt nokta atış olarak şey değildir, define değildir, hazine değildir. Bunları başta dipnot olarak geçeyim. İlerleyen dakikalarda açıklamasını yapacağım. Şimdi merdiven olan yerler bizim için incelemeye en değerli yerler arasındadır. İşaretler anlamında söyleyeyim. En değerli diyebileceğimiz işaretlerin arasındadır. Genel itibariyle %90-95 itibariyle mezarı temsilen yapılmıştır. Bu günlük kullanım şeyleri, merdivenleri dışında kalanlar için konuşuyorum bunu. Onun ayrımını da anlatacağım yine. Günlük kullanım dışında kalan merdivenler, kaya üzerine yapılmış merdivenler genel itibariyle mezarı verir. Değerli mezarları verir arkadaşlar. Eski imamet sistemlerine göre tasarlanmış. O dönem yaşayan antik çağdan bu da çağa kadar bir zaman dilimi geçmiş, doğru mu? Burada yaşayan insanlar var. Özellikle orta çağ sonlarına doğru ve orta çağın yine ortalarında baz alın daha çok olarak. Bu dönemlerde farklı inanış sistemleri aşırı derecede yaygın olduğu için bu inanış sistemleri arasındaki, kültürler arasındaki hani inanış sistemleri ne kadar farklı olsa da bazı noktaları birbirine tutarlıydı işte. Bundan bir tanesi işte öldükten sonra insan öldükten sonra göğe çıkacağını, işte göğe yükseleceğini, gökte işte Tanrı ile buluşacağını tasavvur eden bir inanış sistemi vardı. Bu yüzden bu merdivenler yapılıyordu arkadaşlar. Yani mezarlar kaya mezar varsa mezar yapıldıktan sonra bu mezardan bir merdiven yapılıyordu. Yani ölü bu merdivenlerden yukarı doğru çıksın diye. Yani tasarım tamamen bununla alakalıydı aslında. Yani bu mezarın da merdiveni gördüğünüz zaman değer açısından diğer mezarlara göre üst seviyelerde olduğunu, kıymetli olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi genel itibariyle kayalara yapılmış resimde gördüğünüz gibi olan merdivenler kaya mezarlarıdır arkadaşlar. Bazı merdivenler defin işlemi tamamlandıktan sonra yani adam artık ölü odasına konuldu, kapatıldı. Sonrasında merdivenler kırılabiliyor. Özellikle kaya mezarı işaretlerine rastladığınız noktalarda bunlara dikkat etmenizi size tavsiye ederim. Diyelim ki bu şekilde bir oturak tarzı bir yer var. Şu kısımda hiç merdiven ya da bir şey göremediniz baktığınız itibariyle. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey, şimdi oturak taşının normal anlattık zaten, oturak taşının size şeyini anlattık detaylı olarak. Lakin oturak taşı, koltuk taşı. Şimdi orada karışmasın. O şekilde ben size yine söyleyeyim. Lakin bu taşların tek başına olmayacağını, yardımcı işaretlerin olacağını, bu yardımcı işaretlerin de bunun hangi amaçla yapıldığını size anlatacağını söyledik. Buradaki yardımcı işaret yine merdiven. Siz ilk geldiğinizde sadece bu taşı gördünüz. Şurayı önce fark edemediniz. Yani adam burada defin işlemini tamamladı. Bu merdivenleri kırdı. Büyük bir kayada düşünün burayı. İşte burada etrafta her zaman dediğimiz gibi incelemenizi çok iyi yapacaksınız. İncelemeyi yaptığınız zaman buradaki taşların merdivenleri için oyulan taşların kırılmış, tahrip edilmiş olduğunu görebilirsiniz. Tespit etmenizde de fayda var. Bunu sadece kendini bilmez, kendine defineci diyen bir takım kendini bilmezlerin işaretleri kırması şeklinde yorumlamayın. Adamlar mezarın bulunmaması için bu merdivenleri de kırabiliyorlardı. Sadece şu üstteki işte veyahut da farklı sunuç araçlarının herhangi bir tanesiyle sizi farklı yerlere yönlendirme amacıyla yapılmış olabiliyordu. Bu şekilde de dikkat etmekte gerek var. Kaya yüzeyini incelemekte her zaman fayda var arkadaşlar. Bazen merdivenli olarak yapılmıştır dediğimiz gibi kaya mezarları. Diğer insanlar yani bu merdivenli yapılması, kaya mezarının merdivenli yapılması işte diğer insanlardan statü olarak, soy olarak daha üstte olduğunu bize anlatıyor. Yani buradaki amaç aslında yani merdivenin yapılış amacı aslında tamamen zenginlik ve soylulukla alakalı. Paran varsa merdivenin var.
Bu şekilde düşünün. Yani merdiveni gördüğünüz zaman merdiven sizin için kıymet arz edecek bir değerlendirme noktası olarak aklınıza bulunacak durumlardan bir tanesidir yine. Yine arkadaşlar, şimdi merdiveni gördünüz diyelim ki. Eğer ki merdivende sadece ve sadece 3 basamak varsa, 3. basamağa muhakkak surette bakmanızda fayda var. Şimdi şurada gördüğünüz 3 basamak var. 3 basamak şekilde yapıldıysa, şimdi her zaman karıştırılan bir husus var. İşte çıktığın zaman 3. basamağa bak. Böyle bir şey yok. Yani ilk bastığınız basamak da 3. basamak olabilir. Yani siz oradaki sayı sistemini bilemezsiniz. Yani bu mezarı yapan adamlar sonuçta şu anki günümüzün inşaat mühendisleri gibi düşünün. Bu mezarın tasarımcıları şu anki işte o inşaat tasarımlarını yapan adamlar gibi düşünün. O şekliyle olduğu için mesela bunu merdivenleri yapan adam üçüncü noktayı yani üçüncü çıkıştaki üçüncü mezarın merdivenini baz almışken başka birisi birincisini baz alabilir. Yani önemli olan şey tek sayılardaki üç basamaklarda 1 ile 3 tek sayı, doğru mu? Birinci basamakla üçüncü basamağı sizin dikkate almanız gerekiyor. Burada işte neden 1 ve 3'ü dikkate almanız gerekiyor? 1 ve 3'ü dikkate alacaksınız. Birinci ve üçüncü basamakta arayacağınız en önemli unsur kaçmayacak. En önemli unsur bu zamana kadar da birçok örneğine rastlanılmış unsur şudur. Eğer ki birinci basamakta şurada bir üçgen gördünüz veya üçüncü basamakta veyahut da birinci basamakta bir üçgen gördünüz. Bu üçgenler küçük olabilir, kabartma olabilir, oyma olabilir. Genel itibariyle oyma şeklinde. Yanları oyma, üstü ortada kalan kısmı kabartma şeklinde olabiliyor. Bunlardan bir tanesini bulduğunuz zaman burası muhakkak surette yani merdivenin kendisinin içerisi muhakkak surette hani bu muhakkakları yine söyleyeyim hani dipnot olarak %90-95 olarak değerlendirdi arkadaşlar. İçerisi merdivenin içerisi boşaltılarak bir nevi kasa yapılarak içerisine bir takım objeler, değerli malzemeler konmuş olabilir. Bunun bize habercisidir. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda kalkıp balyozunuzu alıp çatara patara buralara girişmek yapabileceğiniz en büyük hatadır. Hiçbir zaman işaret kırılmaz. Siz iyi bir defineciyseniz ve bu işe merakınız varsa kesinlikle işaretlere zarar vermeyeceksiniz arkadaşlar. Bu adam burada güzel bir tasarım yapmış, bir tarih yapmış, doğru mu? Burada merdivendeki kapama noktasını bulup kapağınızı açıp oradan alacaksınız malzemenizi. Daha öncesinde tespit. Her zaman söylerim. Tespiti yapmadan bir işlem yapmak tamamen amele işidir. Boş umut işidir. Tespitinizi yapacaksınız. Anlamıyorsanız bile çekin birilerine sorun. Danışın, fikir alın. Sonuçta yerinizi sizden başka kimse bilmiyor. Yok ben illa oraya geleyim falan diyenler varsa onları bilemem. Ama bir fikir alın, bir dedektör tutun. Bir şekilde burayı kapama noktasını bulun. O şekliyle bakın. Neyse fazla dağıtmayalım. Buradaki dediğim gibi 1 ve 3 basamakları antik çağlardaki değerli olan tekli sayı sistemindeki merdivenlerde arayacağınız husus 1 ya da 3'te dikdörtgen şeklinde bir oyma ya da kabartma. Bu çok küçük de olabilir, çok büyük de olabilir. Buna dikkat edin. Yani ayrıntıyı kaçırmayın. Bunlardan birine denk gelirseniz merdiven basamağı kendisi bir kasa olarak yapılmış olabiliyor. Bu şekilde de incelemeden yine işlem yapmayın arkadaşlar. Genel itibariyle de böyle mağara içerisinde ne bileyim ya da işte tünel içerisinde bu tarz kapalı yerlerde değil de benim bahsettiğim bu hediyeli ya da kasa tarzında yapılmış merdiven açık alanlarda işte dağ başlarında şuralarda buralarda yapılmış merdivenlere baz alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi merdivenlerde işte son basamağı bitirdiniz. Bitirdikten sonra merdivenin toplam sayısı tek sayı ise tekse yani 1, 3, 5, 7, 11 bu sayılı sistemlerden herhangi birisi ise son basamağa çıktınız. Şurayı bitirdiniz. Burada bir düzlüğe geldiniz ya. Adamlar genel itibariyle şurayı düz bir yer farz edin. Tamam, şu merdivenden çıktı diye. Veyahut da farklı bir şey açalım ki farklı bir görsel daha net olsun. Oradan size belirtelim. Ha, şimdi şurada bu merdivenlerden çıktınız.
Şu alana geldiniz değil mi? Şuradaki boş alana. Bir düzlük var. Bu adam kalkıyor. Burada malzeme aramaya çalışıyor. Aman da burayı kırayım da, aman burayı parçalayayım da, uğraşıyor da uğraşıyor. Şimdi hediye ya da müjde anlamında bir şey varsa tekli sayı sistemi içerisinde kalmıştır. Yani hediye ya da müjde geride kalmıştır. Merdiven sisteminde arayacağınız en önemli unsurlardan birisi bu. Çünkü çoğunuz buraya çıktığınız zaman, araziye çıktığınız zaman %90 itibariyle gözlem yapıyorsunuz, doğru mu? Bizim anlattıklarımızda sizin gözleminize fayda olacak noktalar. Bu gözlemlerde kalkıp büyük aletler, büyük makinalarınız olmuyor. Yani etrafınıza bir bakıyorsunuz, inceleme yapıyorsunuz. İnceleme yapacağınız noktalarda çıkıp da burada kendinizi yormanın bir anlamı yok. Hediye tekli sayı sistemlerine göre, eski inanış sistemlerine göre geride kalmış demektir. Tekli merdiven sisteminde herhangi bir tanesinde hediyesi varsa, tabii bu mezarın çeşidine göre, merdivenin işçiliğine göre, duruma göre değişir. Burada sizin aramanız gereken husus geride kalmıştır. Tekli sistemde kalmıştır. Bu anlamda bunu değerlendirmenizde fayda var. Eğer bir ana kayanın üstünde merdiven bulduysanız, yani bu şekilde rastladınız, bir ana kaya üzerinde bir merdiven buldunuz. Merdiven genel itibariyle mezarı temsil eden yapılmıştır. Yani size %90 bir şey vereyim. Bu %90 dediğim husus günlük kullanımı, yani ihtiyaç merdivenleri dışarısında kalan merdivenlerden bahsediyorum. Yani böyle bir dağ başında bir kayada böyle bir merdivene denk geldiniz. Burada böyle bir ihtiyaca gerek var mı? Hemen çevrenize bakmanız lazım. Hani burası yaşam alanı olarak kullanılsa bu merdiveni buraya koyar mısınız? Siz yapar mısınız? Eğer yapmam, burası aykırı, burası hani şu şekilde söyleyeyim damiyane tabirle çok saçma sapan bir yerde bir merdiven. O zaman bu %90 itibariyle mezardır arkadaşlar. Kaya mezarını işaret eder bize. Şimdi merdiveni bitirdik. Az önce size bitim noktası dedim ya. Müjde kısmını işte dediğim şekilde aradınız. Müjdeyi bulamadınız. Merdiveni bitirdiniz. Merdiveni bitirdikten sonra son noktaya geldiniz. Bu işte o düzlük alanda bir yuvarlak oyma ya da işte oyma sunu çanaklarından herhangi birine denk geldiniz. Sunu çanaklarından herhangi birine denk gelirseniz işte %100 itibariyle o zaman buna kaya mezarı deriz. İşte genelde işte zemin üstünde olan mezardır. Bir de kolaylıkla fark edilebilecek mezarlardır arkadaşlar. Bu şekilde bu tasarımla yapılmış merdivenler kolaylıkla kendini belli edebilecek mezarlardır. Kapak taşları olsun, sistemler olsun. Çünkü merdivenle zaten mezarı temsilen yaptıkları için, mezara giden bir yol olarak ya da ölünün göğe gideceğini temsilen yaptıkları için bu tarz durumlarda mezarı gözünüzde seçebilirsiniz. Mezar kapağını. Onu, o kadar söyleyeyim size. Yine bir de şöyle bir durum var. Araziye gittikleri zaman arkadaşlar açılmış yerleri falan gösterirler. Abi burada bir şey var mı falan diye. Bu tarz durumlarda çıktınız buraya. Burada 3 tane sunu çanağı gördünüz. Doğru mu? 3 tane sunu çanağı. Kaya mezarı açılmış. Şurada mezar açılmış. Girdiniz içeri tek oda var. Tamam kardeşim işte senin için kıymetli bir yer burası. Adam açmış. Bırakmış gitmiş. Yani alacağını almış. Bir tane odadan gitmiş. Buradaki sistem 3 tane sunu çanağı varsa burada 3 tane mezar anlatıyor sana. 3 tane mezar var. Özellikle bu sunu çanaklarını birbirine yani bir kanal vasıtasıyla bağlıysa birbirine geçiş oda sistemi demektir bu. Bu oda sistemlerinden bir tanesine denk gelirseniz bu tarz durumlarda yani şu şekilde söyleyeyim. Böyle 3 tane sunu çanağınız var. 2 tanesi birbirine bağlı. Bir tanesi tek. Bu tarz durumda ne yapacaksınız? Bu tarz durumda burada açılmış bir tane mezarınız var. Doğru mu? Bu mezarın içerisinden boşluk yoklayacaksınız. Boşluk bulursanız, boşluğu bulduğunuz noktada bu kanalla birbirine bağlayan iki mezar var ya, işte bu mezarı bulmuşsunuz demektir. Bir de dışarıda kalan üçüncü mezarınız var. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu üçlü oyma sistemlerinde her zaman üçlü mezar mı demektir? Her zaman üçlü mezar demek diyemeyiz. Şöyle bir durum var. Oymanın çeşidi, oymanın yapısı, oyma diye örneğin bize atılan murç izleri sadece yön tabiri için yön anlamında kullanılan izler de oyma olarak görülebiliyor. Onlar oyma değildir arkadaşlar ya da sunu çanağı değildir. Ben onu söyleyeyim size. Bunun için bunlara dikkat etmekte gerek var. Benim size anlattığım
Az önceki anlattığım olay tamamen %100 sunuç ana olarak tasarlanmış üçlü oymadır, ikili oymadır, fark etmez. Bunlardan birine rast geldiniz. Veyahut da şu kadarını söyleyeyim. Merdivenden çıktın ya kardeşim. Çıktın, karşısında açılmış mezarı buldun şu kayada. Açılmış mezara girdin. Sonra dedin ki burada bir şey kalmamış. Buradan çekip gitme. Hemen bir gözlemini yap. Bu mezarın sunusu nerede? Bir tane sana bu mezara istinaden yapılmış bir sunu çanağı muhakkak surette verecek. Bu her zaman yuvarlak oyma olmaz. Kare olur, dikdörtgen olur veyahut da üçgen temsilen kapalı daha üst statüde birisi varsa bunu temsilen üçgen de olabilir. Bunlardan herhangi birisi var mı yok mu? Bunu muhakkak surette iyice bir araştır, bir gözlemle. Bunu gözlemlemenin önemi nedir biliyor musun? Burada birden fazla mezarlar olabilir. Genelde soylu kişiler yanında kendine hizmet edenleri, bu antik çağla ortak çağ arasındaki dönem için söyleyeyim. O dönemde adam hizmetkarlarını da öldürüyordu. Atına varana kadar her şeyini de öldürüyordu. Bunları da kendisiyle beraber gömdürüyordu. Yani bu adamın açtığı merdivenlerden çıktıktan sonra açtığı mezar odası belki de bu hizmetkarlarını istinaden yapılmış mezardır. Bunu tam olarak bilemezsiniz. Eğer ki kanallı oyma varsa, bu şekilde birbirine bağlanan iki tane sunu çanağı mevcutsa, siz yani ilk açılan direkt merdivenden sonra ilk açılan kapı değersiz olan kısımdır. Az önce bahsettiğim o hizmetkarların olduğu yerdir. Burada birden çok kemik parçası çıkabilir. Yani sağda solda küçük hediyeler de çıkabilir. Bunlar fark etmez. Ama önemli olan unsur bu tarz bir yere denk geldiğiniz zaman incelemenizi iyi yapacaksınız. Kaç sunu çanağı varsa onu bulacaksınız. Mezarın işaretini merdiveni yardımcı işareti olarak alacaksınız. Asıl birinci sıradaki işareti olan sunu çanaklarının yerini bulacaksınız. Kaç tane olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Bu tespit size işte bu anlamda çok çok önemli bir şey verecek. Fikir verecek size arkadaşlar. Şimdi bu merdivenler çıkış merdivenlerinden bahsettik. Bir de iniş merdivenleri var arkadaşlar. Yani iniş merdivenleri nedir? Zemin altına doğru iniş yaptığınız zemin altı özellikle oda ve kaya mezarları mahzenlerdir. Dehliz tünellerin girişleridir. Bunların olduğu bölümlerdeki merdivenler. Bu hususlar açık alandaki merdivenlere göre, kapalı alanlardaki çıkış merdivenlerine göre en tehlikelisi iniş merdivenleridir. Nedenini şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz merdivenlerde tuzak sistemi yapmak daha kolaydı. Bir de ağırlığınızı tam anlamıyla bastığınız anda bütün ağırlığınızı bir anda verebileceğiniz için fizik kuralı gereği tuzak daha çabuk harekete geçip etkisini daha çabuk gösterebiliyor. Yani tuzaktan kaçma şansınız yukarı doğru çıktığınız merdivenlere istinaden burada kaçma şansınız daha az. Bunu söyleyeyim size. Genel itibariyle de yine tekli sayı sistemiyle yapılmıştır. İşte 5, 7 daha çok bu sayılardan yola çıkarak yapılmış merdivenlerdir. İşte 5'tir, 7'dir. 7 olanlara da rast gelinir, 5 olanlara da rast gelinir. Yani bu şöyle gözünüzde sayabilirsiniz bunu. Şimdi bu tarz yerlerde 5'li de olsa, 7'li de olsa genel itibariyle açılan örneklere baktığımız zaman 3. basamaklar sıkıntılı basamaklardır. 3. basamaklar tuzak basamaklardır. Adam hiçbir tuzak yani şey olarak yapmadıysa, diyelim işte kumdur, ne bileyim kayadır, bu tuzakları kullanmadı. Daha basit bir tuzak kullanmış olabilir. Yani bastığınızda o zemin bir anda düz hale gelebilir. Yani oynar bir taş yapmıştır oraya. Bastığınızda yani ayağınızı döndürecek tarzda veyahut da sizi bir anda tepesi üstü aşağıdaki kapak taşına kafanızı çarpacak tarzda bir sistemle yapılmış olabilir. Bu kadarını düşünün. Yani en basitinden en uzak noktasına kadar düşünün. Bu tarz yerlere gittiğiniz sürece merdiven adımınızı atmadan önce ağır bir taş oraya bırakın. Taş herhangi bir şey harekete geçirmiyorsa o taşı alın bir alttaki basamağı bırakın siz o üstteki basamağa geçin. Bu şekilde gidin. Genel itibariyle dediğim gibi örneklerine baktığımız zaman 3. basamaklar sıkıntı basamaklardır. Ancak işte dediğim daha önce de söylediğimiz gibi orada yaşayan medeniyetin buraya gömülen adamın fikriyatını, zihniyetini %100 bilmek mümkün değil. Bunun için de hani ben size şunu söylemem.
Her zaman tuzak vardır, üçüncü basamaktadır, başka basamaklar ama böyle bir şey söylemek mümkün değil. Bunlar faraza olarak size açılmış örneklerden tecrübe edinilen hususlarla bir yardımcı olsun, fikir sahibi olun diye söylenmiş şeylerdir arkadaşlar. Kesinlikle %100 doğru kabul etmeyin. Hiçbir şey %100 doğru kabul etmeyin definicilik sisteminde. Şimdi bir merdivenle bir noktaya ya inersiniz ya çıkarsınız. Doğru mu? Burada define ile alakalı durumlar, mezarla alakalı durumlarda yine aynı şekilde. Biz ne söyledik size? İşaret varsa yardımcı işaret gibi düşünün. Merdivende yardımcı işaret bulamadınız. Doğru mu? Yön anlamında ya da benzeri anlamda bir yardımcı işaret bulamadınız. O zaman merdivenin kendisini inceliyorsunuz arkadaşlar. Farklı olan merdiveni bulacaksınız. İşte basamaklara göre daha küçük olanı, üzerinde bir herhangi bir işaretlemesi olanı, bu merdiven sizin için işaret anlamında, yön anlamında ya da herhangi bir gömü, herhangi bir müjdesi merdiven içerisinde gizlenmemiş olabilir. Az önce atladım sanki burayı da. Herhangi bir müjdesi varsa buna yön vermiş anlamında da burayı değerlendirmeniz lazım. Küçük olan, yani diğer merdivenlere göre daha küçük olan, farklı olan, bir noktası sanki kırılmış, tıraşlanmış gibi olan merdivenler sizin için yön anlamını taşısın. Bu kayda değer bir husustur. Muhakkak surette buna bakmanızda fayda vardır arkadaşlar. Şimdi merdiven define işareti olarak mevcut basamak sayısıyla eşdeğerdir. Hani burada da bir sayı sistemi vardır. Şimdi şunu söyleyeyim. Birçok inanışta mitoloji okuyorsanız, mitolojiyle ilgileniyorsanız, mitolojide de yine işte 40'tan 70'e kadar olan çiftli sayıların uğurlu olduğuna inanılır. Aynı zamanda işte 3'ten 11'dir, 17'dir bu rakamlara kadar olan tekli sayı sistemlerinin de uğuruna inanılır. O yüzden bu merdivenlerin bu tarz sayılarla şey yapılması, yapılması demek bizim için biraz daha dikkatli anlamına geliyor. Yani biraz daha dikkate haizdir. Şimdi dedik ki ilk 3 basamaktaki muhabbeti anlattık ya. Aynı zamanda da diyelim 11 basamaklı bir yer var. 11 basamaklı da nerelere dikkat edeceksiniz? 1, 3, 5'e. İşte 1, 3, 5, 7'yi de dahil edeceksiniz. Bu 1, 3, 5, 7'ye bakacaksınız. Bu dediğim basamaklarda herhangi bir şekilde mur çizidir, nedir onun adı, ıstavrozdur. Bunlardan herhangi birisine var mı yok mu? Varsa işte bunun üzerine bir gitmeniz gerektiğini size söyleyecek durumlardır arkadaşlar. Yine ana kaya üzerine yapılmış merdivenler, yani ana kayanın üzerine yapılmış merdivenler. Dedik ki mabet yerleri de olabilir. Hani sadece mezar değil de bir dini inanış. Hani köy yeri düşünün. Köy yerindeki cami ile şehirdeki cami bir değil. Doğru mu? Yani o dönemki köydeki yaşayan insanların bir nevi tapındıkları yer olarak düşünün. Buralar değersiz midir? Hani buralar kıymete haiz değil midir diye soracak olursanız aslına bakarsanız mezara göre biraz daha kıymetli de olabiliyor. Çünkü buradaki objeler çok çok antik dönemlere ait olabilir. Sonuçta hani bir kayada tapınma yapıyorsunuz. Bir kayada duanızı yapıyorsunuz, inanış sisteminizi yapıyorsunuz. Bu da buranın daha bir kıymete haiz olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Şimdi merdiven sistemlerinde nadiren olsa da işte çok üst seviyede işte o dönemin ne diyeyim size lordudur, kralıdır, kraliçesidir. Bunlara da bunların mezarlarına gidiş yollarında da bu tarz şeylere denk gelebiliyor. Yine merdivende dikkat edeceğiniz sistem sayı sistemidir. 3'tür, 5'tir, 7'dir. Buna bakmanız gerekiyor. Şimdi bir de şu durumlar var arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şurada bir örneği var mıydı? Burada örneğini koymayı unutmuşum ben onun da. Yine de bakalım. Mesela şöyle bir örnek. Burada ben size şu şekilde bir şey anlatayım. Şimdi burası alt kesimde bir yerde. Üst kesime doğru çıkan merdivenleri gördünüz değil mi? Burası %100 definedir demek çok yanlıştır. Belki de %10, %15 itibariyle bir defineyi anlatır sizin için.
Nedeni şu. Şimdi eski dönemlerde insanlar korunmak için yani güvenlik açısından en güvenli yerler olarak mağaraları seçmişler. Bu mağaralarda yüksekçe yerlerde seçmişler. Bu yükseklikteki mağaralarda yaşamışlar. Bu mağaraya nasıl çıkacak inecek adam? Kendi yaşam alanına nasıl çıkıp inecek? Merdiven sistemiyle. Yani normal şeyle yapılan merdivenleri de vardı bu adamların. İple yapılmış aşağı doğru salınan merdivenleri de vardı. Ama bunların yanında bu tarz merdiven sistemleri de bulunuyordu. Yani burada merdivenin kullanım amacı her zaman sizin için önemli olması gerekiyor. Yani bunun tespitini yapmaksızın çalışmak, yok sağını solunu kırmak yapacağınız en büyük hatalar, en büyük amelelikten başka bir şey değildir arkadaşlar. Muhakkak surette buna bakmanız gerekiyor. İkinci husus, eğer ki araştırma yaptığınız yer, şurada bir şey üzerinden anlatayım. Şunun üzerinden anlatayım. Şimdi şunun böyle kısa değil de uzun versiyonunu düşünün, tamam mı? Şu şekilde uzun uzun merdivenler varmış gibi burada. Burada uzun uzun merdivenler var. Doğru mu? Şuradan biraz gerisine doğru, yani bu tarafına bir araştırma yapın, bu tarafına bir araştırma yapın. Burası sabit, büyük bir kayalık yer gibi düşünün. Bu alana gittiniz, baktınız, o taraftan bir sanki yol geliyor. Yol taşları var. Buralarda duvarlar, muvarlar örülmüş sanki. Bu böyle gelen bir yol gördünüz. Bu istikamete tekrar gelin. Sonra diğer istikamete bakın. Aynı şekilde bir yol gidişi varsa gördünüz, patika tarzında sanki bir yol var burada. O zaman arkadaşlar bunlar sizin merdiveniniz değil. Bunlar define ile alakalı bir merdiven değil. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu özellikle o dönemdeki geçen at arabaları, yani değerli yükleri taşıyan veyahut da ihtiyaç olan herhangi malzemeleri taşıyan at arabalarının geçiş güzergahında, yollarında, hani onların yolu olarak düşünün. O yolların düzleme anlamında bu tarz merdiven sistemi yapılıp bunların üzerine taşlar örülüyordu. Yani yol daha sağlam olsun, zemin daha sağlam olsun diye bu taşlar horasanla kaplanıyordu arkadaşlar. Kaplanıp bu şekilde yukarıya doğru örülüyor. Üstü normal toprak zemin olarak kullanılıyor veyahut da kayalık üzerinden de gidişler olabilir. Bu şekilde üstü yol olarak kullanılıyordu. Şimdi üzerinden diyelim ki 500 yıl, 600 yıl, 700 yıl geçmiş. Ya da birileri tahrip etmiş olabilir. Burası komple kırılmış, aşağı gitmiş. Şimdi aşağıda araştırma yaptın sen. Baktın ki Horasan'da duvar taşları. Oo, çok iyi falan. Tamam, çok zengin bir yere geldim. Horasan'ı gördüm. Tamam, bir şeyler yapılmış. Yukarı çıktım, böyle merdiven gördüm. Ha, tamam, hemen şurada bir çalışayım. Burada bir bakayım. İşte birinci basamağını yoklayayım. Üçüncü basamağını dedektör tutayım. Çıkayım kayada, işte şu kayada işte atıyorum böyle bir durum var. Bu kayada şey arayayım, nedir onun adı? Mezar arayayım. İşte bu mezarda değerli eşya bulayım. Burada günlerini, aylarını veren insanlar, bu tarz yerlerde görüyoruz, denk geliyoruz. Aman ha aman arkadaşlar. Yol için yapılmış merdivenler kesinlikle ve kesinlikle define ile alakalı değildir. O yüzden gözlem en önemli unsurdur. Gözleminiz burada sizi boşa çalışmaktan kurtaracaktır. Bir de şöyle durum var. Bizim dönemimizde ne? Elimizin, ayağımızın olduğu şey arabalar, doğru mu? Eskiden bu iş atlarındı. Atlar yani çok kıymetli. En değerli taşıt aracı, doğru mu? Şimdi atların gittiği güzergahlarda, yol güzergahlarında, özellikle su kenarlarında. Mesela şuradan bir nehir geçiyor aşağıdan şu, ya da şu şuradan diyeyim. Tamam, bu alandan nehir geçiyor. Şurayı nehir olarak düşünün arkadaşlar. Bu alandan nehir geçiyor. Burası da yol. Şu kesimde yol. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir yol var buradan da. Böyle bir yol gidiyor. Yol işte kayaya denk gelmiş. Aşağıda nehir geçtiği için başka bir seçenek yok. Bu şekilde bir yol kullanılmış. Burada da bir dik kaya var. Şimdi bu at buradan geldiği zaman, at buradan geçebilmesi için ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Yani at buradan atlayamaz. Yokuş yukarı atlatıp da öbür tarafına geçeyim diye bir şey yok. Hani bu tekli atlardan bahsediyorum. Hani insanların tek başına bindiği, arkasında araba olmayan atlar için konuşuyorum. Bu atın buradan geçebilmesi için de bu tarz merdivenler yapılabiliyordu. Çok sık rastlanıyor. Anadolu'nun özellikle birçok yerinde bu tarz merdivenlere rastlamak o kadar fazla ki. O kadar fazla ki. Yani ben Güneydoğu'dayım. Güneydoğu'da hala kullanılan merdivenler var. Bunu hala işaret sanan arkadaşlar var. Bu merdivenler atların
kendileri için bizzat özel tasarlanmış, bizzat onlar için yapılmış merdivenler arkadaşlar. Bunun ne kaya mezarıyla, ne defineyle ya da ne de parayla hiçbir alakası yok. İşte bu noktada bu benim size söyleyeceğim en önemli hususlardan bir tanesi. Muhakkak surette dikkat etmenizde fayda var. Her ne şekilde olursa olsun bunu, yani merdivenin yapılış amacını az çok şey olarak kafanızda oturtmanız lazım. Ha, bu şu amaçla yapılmış olabilir diye sizin fikrinize, aklınıza yatması gerekiyor. Şimdi aşağı inen merdivenler. Burada birkaç husus daha ekleyeyim ben size. Aşağı inen merdivenlerle ilgili. Şimdi aşağı inen merdivenler dedik ki işte 7, 11, 5, 3 bu basamaklar da olabilir. Eğer aşağı inen merdiveni gördüğünüz zaman iki basamaklı gördünüz. Diyelim ki merdiven şuraya inen basamakları iki tane gördünüz. Aslında bu üç basamaktır. Tekli sistem vardır. Üçüncü basamağı yoktur. Yani gözle görünmez. Yani basamak yapılmamış gibi görünür sizin baktığınızda. Bu basamak üçlü sistem için söyleyeyim. Eğer ki böyle gözle gördüğünüz üçüncü basamak yok, iki basamağı gördünüz. Üçüncü basamağa bastığınız nokta sizin için tehlike arz edebilecek noktadır. Muhakkak surette buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağı inen merdivenler için söylüyorum size. Yani tuzağı harekete geçirmek için kullanılan bir mekanizma. Sizin buradaki aradığınız aslında basamak değil de bir tuzak mekanizması. Bir de üçüncü basamakta herhangi bir şekilde, mesela üçüncü basamakta işte tuzağı defettiniz. O zaman bu tuzağı tetikleyen üçüncü basamağı incelemenizde fayda var. Aşağı inen merdivenler için. Çünkü aşağı inen merdivenlerde müjde konusunu konuşmadık. Bu üçüncü basamak, tuzağı harekete geçirebilecek dediğimiz basamak, üzerinde yine özellikle üçgen işareti barındırıyorsa, müjdesi kendi içerisinde saklanmış kasa sistemiyle yapılmış basamak olabilir. Bu yüzden de bunu değerlendirmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Bir de mağara içinde bulunan işte basamaklar, mağara içinde bulunan kuyular, bunlar üzerine konuşalım arkadaşlar. Şimdi dedik ki hakim tepelerde mağaralar, hakim tepelerde yer alan mağaralarda iki husus var. Şimdi mağara içindeki merdiven ve mağara içerisinde kuyu tarzı yapılmış alanlardaki merdivenler. Bu kuyu tarzında yapılmış alanları da yine bir arkadaşımıza cevap olarak olsun burada. Onu da söyleyelim. Şimdi mağara içerisinde kuyu tarzında yapılmış merdiven demek, yani mağaraya dışarıdan yine bir tehlike gelebilir. Mağara basılabilir. Mağaraya saldırı olabilir. Bunun için de bu tehlikeye karşı adam bir kuyu tarzı bir şey yapmış. Yani kendisine kaçış tüneli yapmış aslında. Bunun asıl amacı budur. Kaçış tünelidir. Tamam. Bu kaçış tünelinde işte çok böyle büyük basamaklar beklemeyin arkadaşlar. 3-4 basamak inersiniz. İndikten sonra kaçış istikametine devam edersiniz. Yani tünele geçmiş olursunuz. Bu tarz yerden acil olarak kaçış noktası olduğu için buraları değerlendirebilirsiniz. Peki burada ne arayabilirsiniz? Bu tarz kuyulu basamaklı yere denk geldiniz mağara içerisinde. Bu tarz yerlerde adam kaçarken ya da kaçış güzergahı olarak kullandığı için, bu tarzda tasarladığı için kaçarken yanına lazım olacak yükte hafif daha da ağır eşyalarını burada duvar içerisine saklamış olabilir. Bir tek arayacağınız bu. Genel itibariyle kullanım amacı, yapılış amacı tamamen işte güvenlik açısından, savunma açısından yapılmış merdivenlerdir, şeylerdir. İkincisi de mağara içerisinde denk gelinen merdivenler. Şimdi mağara içerisinde denk gelinen, özellikle günlük yaşam anlamında kullanılan işaretleri millet define işareti olarak görüyor. Diyelim ki mağarada şöyle iki basamak bir şeye denk geldiniz. Bu basamağın küçüklüğü, büyüklüğü büyük önem arz ediyor. Eğer büyük şekilde yapılmışsa bunu raf sistem olarak kullanın arkadaşlar. Hani adam buraya yıkadığı tabağını bile koymuş olabilir mağara sisteminde. Hani yaşam alanı mağaralarından bahsediyoruz bunları. Bunu kullanmış olabilir. Veyahut da açılmış kaya mezarlarında adam görüyor, o bakıyor ki sal taşı gibi 3 tane basamak var.
Ya bu basamaklar mum sistemi, yani mumların konulmuş olduğu veyahut da heykellerin işte ölüyü kutsaması için konulan heykellerin basamakları da olabilir. O şekilde de yine aklınızda bulunsun. Hani içerisinde malzeme vardır, define vardır, hazine vardır. Yani burada her gördüğünüz basamakta böyle bir şey aramayın arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Bir de höyükler. Höyüklere giden basamaklar var. Bu höyük basamakları muhakkak surette tuzak barındırabiliyor arkadaşlar. Höyük basamaklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Höyük basamaklarında zaten basamağın kendisinde bir hediye aramanıza gerek yok. Höyük basamakları direkt mezara kadar sizi götürecek. Yani mezarın giriş tüneline kadar götürecek basamaklardır. Bu noktada işte tuzaklama sistemi olabilir. Höyük basamaklarında çok böyle %100 anlatacağım bir durumu yok yani. Son olarak şöyle bir toparlama yapalım arkadaşlar merdivenlerle alakalı. Şimdi açık alandaki merdivenler. Açık alandaki merdivenler iki şekilde değerlendirilmeli. Bu merdiven iniş de olabilir. Aynı zamanda çıkış da olabilir. İki şekilde bakacaksınız. Çıktığınız zaman düzlük alana gelirseniz düzlük alanda muhakkak surette ikinci bir işaret var mı yok mu bunu aramanız gerekiyor. Dedim ki burada bulamadınız. O zaman iniş istikametine bakacaksınız. İndiğinizde sağ ya da sola yön verecek şekilde tasarlanmış merdivenlerdir bunlar. Direkt mezarın kapısına doğru inilir. Bu şekilde bakacaksınız. Bunu da bulamadınız. O zaman merdivenin kendisine bakacaksınız. Merdivenden farklı olan, diğer basamaklara göre küçük olan, üzerinde mur çizi olan, bu size yön verecektir. O verdiği yön istikametinde arayacaksınız demektir. Açık alandaki merdivenlerin birçoğu günlük kullanım alanı dışında kalanları konuşuyoruz. %90-95 itibariyle kaya mezarı ve kıymetli mezarları bize tasvir eder arkadaşlar. Yine dediğim gibi çıkılan merdiven olarak düşünün açık alandaki merdivene. Çıktığınız noktada bulduğunuz sunu çanağı kadar mezar vardır. Sunu çukuru kadar fark etmez. Bunlar kadar mezar vardır. Buradaki sunu çukurlarını bulduğunuz sunu çukurlarının işlemeciliği çok önemlidir. Mesela 3 tanesi tırtıklı şekilde yapılmış, bir tanesi çok güzel işlenmişse mezarlardan en kıymetli olan bir tanesi var demektir. Mesela diğerlerini açtığınız çok az parçalar çıktı. Diğer bir tanesi kaldı. İşte onu açmanızda fayda vardır. Ona ulaşmanızda fayda vardır. Hani zorluğu diğerlerine göre fazladır. İşte birbirlerine kanalla bağlanmışsa onları tek tek anlattık. Bunlar yine aklınızda bulunacak hususlardır. Bir de merdivenlerin işte üçlü sistemle yapılmış da üç basamakla yapılmışsa birinci ve üçüncü basamak kontrol edilecek. Kesinlikle kırılmayacak. Bu basamaklarda üçgen işareti var mı? Veyahut da başkaca bir işaret, ıstavroz gibi bir işaretleme sistemi var mı? Bakılacak. Bu basamaklarda bunlardan herhangi birini görürse basamağın kendisinde Horasan'la kapama bir nokta aranacak. Genel itibariyle bu tarz yerler, bu tarz basamaklar kapama kasa olarak kullanılabiliyordu. Bu anlamda bakılmasında fayda var. Bunu da söylemiş olalım. Zemin altı merdivenler için bahsedecek olursak, zemin altı yani toprağın altındaki basamaklar zamanla kapanmış toprak altı basamaklarıyla normal oda mezarlarına, zemin altı oda, zemin altı tünel, zemin altı mezar bunlara giden veyahut da tünel, dehliz gibi yerlere giden basamakları karıştırmayın arkadaşlar. Bir bölgede eğelen olmuştur, bir şey olmuştur, üstü kapanmıştır. Yine siz burayı açtıktan sonra burada dikkat etmeniz gereken açık alandaki merdivenmiş gibi incelemenizde yine fayda var. Zaten kapalı alana inen merdivenin sonu muhakkak surette kapalı alanın kapısına, kapak taşına, işte bu yuvarlak olabilir, kare olabilir fark etmez. Bunlardan herhangi bir tanesine sizi denk getireceği için orada yapacağınız çalışma sistemini anlattım. Tuzak sistemini muhakkak surette arayın arkadaşlar. Bu tuzak sistemi illa böyle kafanıza kaya düşecek, aşağıdan oklar fırlayacak falan filan gibi böyle devasa şeyler düşünmeyin. Sadece adam İşte bir basamağın, özellikle üçüncü basamağından bahsetmiştik. O basamağın kaygan şekilde yapıldığından dolayı, yani adam çok kaygan yapmış yani. Bastığınız anda kaymama durumunuz yok. Hani böyle sabun taşı gibi düşünün. O şekilde tasarımı içermiş olabiliyor. Bastığınız zaman ayağınızın dönmesi, kırılması, Allah korusun, kafanızın kapak taşına kadar çarpması, bu tarz durumları bunları planlamış olabiliyor. Bunlara dikkat etmenizde yine fayda var. Yine özellikle mahzen girişleri ya da işte mahzen tünelleri, daha doğrusu diyeyim tünellerin tamamı, dehlizlerin tamamına inen merdivenlerde
1, 3, 5, 7 muhakkak surette kontrol edecek basamaklar arkadaşlar. Basamak sayısı tekli sistemde ise ki %90 itibariyle tekli sistem olur. Tekli sistemde ise bu basamakları kontrol edin. Basamaklar içerisine hediye konmuş olabiliyor. Çünkü bu hediyeyi al git. Bizim dehlizimize girme. Tünele girme. Bu hediye sana kafidir. Bununla yetin anlamında hediyeler, müjdeler konulabiliyordu. Bunlara da yine bakmakta fayda var. En nihayetinde son olarak şunu söyleyeyim. Bu basamaklar birebir de %100 define ile alakalı durumlar değildir arkadaşlar. Basamaklar, merdivenler inanış sistemiyle, dinle alakalı şeylerdir. İnanış ve din olan yerde tılsım olabilir mi diye soracak olursanız ki olmama ihtimali de çok zayıftır derim. Ha, bu tılsım illa cin peri demek değildir. Yine bunlar da aklınızda bulunsun. Bunlarla ilgili kafanıza takılan sorular olursa, aklınıza takılan sorular olursa muhakkak surette bizlerle paylaşın arkadaşlar. Instagram, Facebook sayfalarımız üzerinden, TikTok, Twitter bunlar üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Her zaman yazabilirsiniz. Belki anında cevap yazamayabiliriz. Arazide olabiliriz, normal işlerimiz de olabiliriz. Ancak muhakkak surette Allah izin verirse, ömür verirse cevaplarınızı yetiştirmeye çalışırız arkadaşlar. Umarım sizlere bir faydamız dokunmuştur. Umarım anlattıklarımızın bir yararı olmuştur. Bir fikir sahibi etmişsinizdir sizleri. Sürçülisan ettiysek affola. Her zaman söylediğim gibi her şeyi ben bilirim mantığı kesinlikle bizde yer almıyor arkadaşlar. Biz az çok bir arazi tecrübesi, az çok bir işaret çözümlemesi yöntemlerimiz olduğu için bunları sizlerle paylaşmak istedik. Çok fazla arkadaş bize mesaj attığı için bunları video şekline getirelim. O şekilde anlatalım istedik. Başka bir amacımız yok. İnşallah herkesin nasibi bol olsun. Nasibindeki de herkesi bulsun diyelim. Kaçak kazılardan, yasa dışı işlerden kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Bu anlattıklarımızın tamamı size arazide keşif için fikir versin diye. Yani kayda değerdir, izin alınabilir, işaretlerin nasıl olacağını size anlatmak amacıyla yapılmış videolardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.